Bodrum Kent Konseyi Mahalle Meclisi seçimleri için hafta sonu Pınarlı Belen, Etrim, Sazköy, Çamlık ve Kumköy'de vatandaşlar sandık başına giderek oy kullandılar. Bilindiği üzere Bodrum Kent Konseyi, Yarımada genelinde daha önce Turgut Reis, Gümüşlük ve Gündoğan'da mahalle meclisleri kurulumu gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz hafta sonu Karaova bölgesinde 5 sandıkta oy kullanan vatandaşlar, Sazköy, Etrim ve Pınarlı Belen bölgelerini kapsayan Pınarlı Belen Mahalle Meclisi ile Çamlık, Kumköy Mahalle Meclisi Yürütme Kurulu'nda görev yapacak adayları seçtiler. Her iki mahalle meclisi seçiminde de blok listeler oylandı. Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Emre Köroğlu, konuyla ilgili bilgiler verdiği konuşmasında konsey olarak yaklaşık 1,5 yıldır söz konusu bölgelerde çeşitli çalışmalar yapıldığını belirterek şunları söyledi. Bu süre zarfında mahallelerimize, köylerimize birer birer gidip toplantılarımızı yaptık. Mahalle meclisinin ne demek olduğunu, mahalle meclisinin gücünün ne olduğunu, kendilerine yapacağı yararların neler olacağını teker teker izah etmeye çalıştık. Hatta ufak ufak da daha meclis kurulmadan meyvelerini de verdiğini görüyoruz. Şu anda bu süreç zarfında hazırlamış olduğumuz yönergeye göre yapılmış olan listeler var. Bu listeler bugün oylanıyor. Mahallelerin katılımları bayağı yüksek, %80, %90'a yakın bir katılım görüyoruz. Bu çok sevindirici. Bizi ve beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarımızı. Umarım bu süreç daha devam eder. Bundan sonraki etaplarımız var. Mumcular Merkez Güvercinlik bundan sonraki etapta seçimlerin olacağı. Arkasından Bitez, Konacık ve Yalıkavak bekliyor. Hepsini beraber değil, daha çok vakit ayırabileceğimiz, daha çok kilitlenebileceğimiz tarihleri belirledik. Umarım bundan sonraki seçimlerde de toplumun, gelişmiş toplumlardaki özelliğini biz Bodrum'a da başlatır, tüm Türkiye'ye de örnek oluruz. Yapılan seçimde Sazköy'de sandık görevlisi olan Turgut Reis Mahalle Meclisi Başkanı Hülya Karatoprak, mahalle meclislerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi. Bu görevi yapmak çok hoşuma gidiyor. Çok da kutsal bir görev. Çünkü kardeşlerimiz de burada çok istekli. Ve onların da bu konuya katılmaları, mahallelerinde bir meclis kurmaları çok keyifli bir şey. Onun için ben de buna ön ayak olmak, bir mahalle meclisi olarak bu arada onlara da takıldıkları yerlerde bilgileri veriyorum tecrübelerime dayanarak. Buraya bir hizmet gelecektir. Hep birlikte gönül gönüle çalışacaklarına inanıyorum. Çok keyifliler çünkü. Pınarlı Belen Mahalle Meclisi oluşumu kolaylaştırıcılarından Engin Başol, Kent Konseyi Mahalle Meclislerinden beklentilerinin yüksek olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu. Kent Konseyimiz anlattık, çok güzel anlattık. Neden önemli olduğunu anlattık. Gelip oylarını kullanacaklar. Biz de onlara yardımcı olabilmek için elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Kent Konseyi aracılığıyla Bodrum Belediyesi'ne aktaracağız. Bodrum Belediyesi'nden de bu raporların yerine getirilmesi için ricada bulunacağız. İnşallah onlar da bizim sesimizi duyacaklar. Bölge için çok önemli. Özellikle bu bölge için çok önemli. Çünkü Bodrum artık bir yerlere gelmiş durumda. Bazı şeylerin önüne geçmek çok zor. Ama burası elde edememiş bir bölge. Dolayısıyla bu bölgede bu tür halkın içinde olduğu oluşumlar çok önemli. Biz de buna inandığımız için buna sahip çıktık. Bugün de bölgemizi seçime götürdük. Katılımlar iyi, insanlar destek veriyor. İnşallah bugün sandıklar kapandığında sonuçlarla birlikte gerekli çalışmalara başlayacağız. En hızlı şekilde. Etrim sakinlerinden 81 yaşındaki Kerem Uyarsa, seçimlerle ilgili olarak 66'dan bu yana bu oyları kullandım. Bu seçimde gençlerden yenilik bekliyoruz. Ben sürekli böyle yeniliklerle uğraşan birisiyim. Bu listenin içinde güzel, atılgan gençler var. Ben seçtim onu, dedi.